Ya o zaman ihtiyaç vardı. Milli mücadele yürüten kadroların Kürtlere çok yaşamsal anlamda ihtiyaçları vardı ve o nedenle destek almaya gittiler. Bu destek çok yanlıydı. Bir Kürt halkının yaşadığı coğrafya onlar için bir sığınak olacaktı. Bu yanıyla gittiler. Kürt toprak ağları, aşiret liderlerinin desteğine ihtiyaç vardı. Onlar nedeniyle onlara gittiler. Buna karşı İstanbul'da, Paris'te veya işte başta Azadi Cemiyeti olmak üzere bir dizi mekanda Kürtler milli mücadele kadrolarından daha güvenli bir güvence talep ediyorlardı. Bunlar ne yazık ki idare edildi. Fakat bu arada şunu unutmamak lazım. Milli mücadele döneminde vatanın tarifi Kürtlerin ve Türklerin vatanı diye tarif ediliyordu. Milli mücadelenin kazanımı sonrasında mutlaka Kürtlerin Türklerle eşit haklara sahip olacağı bir gelecek vaat ediliyordu. Bu açıdan baktığımızda bu dönemde kullanılan millet kavramı da aslında bugün anladığımız anlamdaki Türk ulusu anlamında değil, Müslüman milletini kastediyordu ve bu Müslüman milletinden de öncelikle Kürtler ve Türkler hatırlanıyordu. Nitekim Misak-ı Milli'de de kurtarılması düşünülen vatan topraklarının sınırı Kürtlerin ve Türklerin yaşadığı topraklar diye tarif ediliyordu. Lozan'a biliyorsunuz biz Kürtler ve Türklerin temsilcisi olarak geldik diye gitmişlerdi. Ve nitekim de Kürt eşraftan, aşiret liderlerinden de destek aldılar. Bu doğrultuda imzalı metinler de almışlardı. Fakat arada önemli bir fark vardı. Türkçülük siyaseti izleyen Türk egemen sınıfları çok örgütlü, askeri donanıma sahip, entelektüel birikimleri daha yüksekti, örgütlüydüler, bir önceki dönem İttihat Terakki tecrübesinden gelmekteydiler. Buna karşı Kürt egemenlerinin böyle bir tecrübesi yoktu. Kendi aralarındaki feodal çelişkiler nedeniyle de bir ortak, tek bir Kürt ulusal siyaseti saptamakta zorlandıkları bir dönemdi. Bütün bu faktörler bir araya geldiğinde aslında Lozan Anlaşması'nın imzalanmasının akabinde başta Mustafa Kemal ve diğer yönetici kesimler aslında yarım kalan bir işi tamamlamaya yöneldiler. Neydi yarım kalan iş? Ziya Gökalp'in Türkleştirmek, Müslümanlaştırmak ve Muasırlaştırmak projesi, Ermenilerin tasfiyesiyle, Rumların tasfiyesiyle bir anlamda bir mesafe kat etmişti ama tasfiye edilmesi gereken bu sefer Müslümanların içindeki farklılıklar vardı. Kürtler burada temel hedef pozisyonundaydılar ve nitekim Lozan Anlaşması'nın sonrasında Milli Mücadele Önderliği 1.21 Anayasası'nı değiştirdi. 21 Anayasası ademi merkeziyetçi, yani bugünkü ifadeyle demokratik özerkliği garanti altına alan bir anayasaydı. Uygulansaydı hem Kürtler açısından sorun çözülürdü, hem Türkiye demokratik bir ülke olurdu, hem de bugün Türkiye çok daha müreffeh, çok daha zengin, uluslararası iş bölümüne çok daha güçlü bir şekilde katılan bir ülke olacaktı. Ama Türk egemen sınıflarının sadece Türklükle kendilerini sınırlamaları, tıpkı bir önceki dönem Ermenileri tasfiye etmeleri gibi, Kürtlerin de tasfiyesini daha başından kafalarına koymuşlar. İçi ideoloji ve salt kendileri için bir devlet yönelimi onların belirleyeniydi. Artı evet, Kürtlerle bu toprakları, bu devleti, bu egemenlik alanını paylaşmak istemiyorlardı. Aslında paylaşmış olsalardı Kürtlerin bugün yaşadığı topraklarda çok daha gelişkin bir ekonomi söz konusu olacaktı. Artı İngilizlere karşı Musul Kerkük'ün talebi konusunda da çok daha güçlü bir zeminde olacaklardı. Ama dediğim gibi gerek Mustafa Kemal'in kafasındaki proje, gerek onların devraldıkları İttihatçıların Türkleştirmek projesi, ne yazık ki bu projeye prim verme, imkan verme imkanını daha başından reddetti. O nedenle hani daha sonra işte Şeyh Said isyanı oldu, o nedenle biz Kürtlere yöneldik anlatısı kesinlikle gerçekçi değil. Tam tersine Şeyh Said isyanı veya Şeyh Said'in isyana fiilen zorlandığı atmosfer Kürtlüğün inkarının anayasal düzeyde ilan edilmesinin sonrasında gerçekleşti.
Yani milli mücadele döneminde Kürtlere verilen taahhütlerin tümü devre dışı bırakılması üzerine Şeyh Said'in şahsında, esasen de Azadi Cemiyeti'nin şahsında, ya ne oluyoruz? Biz düne kadar birlikteydik. Birlikte kardeş kardeş davranıyorduk. Gelecek birlikte olacaktı. Şimdi birdenbire inkar edilmeye başlandık diye bir travmanın tepkisiydi.